ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hatay liderlik koltuğunda rahat görünüyor. Ama Hatay'ın da şöyle bir durumu var. Garip bir takım yapısı var. Ben gibi? sezon başından beri çözemedim. Yani işler çok kolay görünürken, işler son derece rahat görünürken bir anda böyle ufak çaplı bir kriz yaşıyorlar ki. Geçen sezonda hı hı. benzer durumlar gördük. Ama... A düşüyor mu dediğin anda bir anda bir sıçrama yapıyor. Ondan sonra rahatlıyor herhalde rehavete kapılıyor. Bir umursamazlık havasına giriyor ama ne olursa olsun liderlik koltuğunda gayet keyifli bir şekilde oturmaya devam ediyor. Hatay'ın ben açıkçası pozisyonunu koruyacağına inanıyorum. Öte yandan özellikle Erzurum maçı 3 hafta sonra oynanacak. Erzurum Adana Demir maçı ki Erzurum'un sahasında oynayacak. Bu maç çok ciddi anlamda belirleyici olacaktır. Yani sanki o maçta kaybeden beraberliği kastetmiyorum. kaybeden sanki e, ikincilik hedefinde e, bir kenara kaldıracak gibi görünüyor. Ama e, ben keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum genel anlamda. Keyifli bir evet. mücadele olmasını bekliyorum. E, açıkçası buradan bana e, iki takımı direkt olarak Süper Lig'e taşı derseniz e, Bursa Sporu ilk sıraya yazarım. Süper Lig'de şampiyon olmuş bir camiadan bahsediyoruz. Hı hı. Hemen arkasından da Adana'yı yazarım. E, hem Adana'nın hasreti olarak ve hem de Verilen çaba olarak Hatay'ı ya da Erzurum'u küçümsemiyorum kimse yanlış anlamasın. Bu arada Erzurum sporun Süper Lig'den nasıl düştüğünü de ben çok net hatırlıyorum. Hı hı. Düştüğünü değil e, adeta planlı programlı düşürüldüğünü. İnşallah gelen takımlar yine aynı sıkıntılarla yüzleşmek durumunda kalmazlar. Peki Azra Sağlık Süper Lig diyelim şimdi de. Ligde 28. haftanın programı ekranlarımıza gelecek. Dün oynanan tek karşılaşmayla başladı dedik. Hatta değerlendirdik seninle de. Hı hı. E, Meripol Başakşehir Ankara Gücü'nü yenmeyi başardı. 2-1 ile 3 puanı sahibi. E, bugünün programını biraz daha detaylı konuşalım. Denizli Beşiktaş maçı üzerinde e, duralım biraz ayrıntılı ama Kayseri Gençler maçı ile ilgili yorumlarını alayım. Geçen hafta e, seyrettiğim Kayseri e, 10 kişi kalmış Fenerbahçe karşısında. E, öyle de geçmesine rağmen e, kümede kalma e, mücadelesi veren bir takım görünse de değildi. Çok daha fazlasını yapmak durumundalar. Ankara Gücü de malum sıkıntılı bir dönem yaşıyor ki Başakşehir'le oynamasına rağmen inanılmaz mücadele ettiler. Kayseri bu görüntünün çok çok uzağında görüyorum. E, bu maçın favorisinin Gençlerbirliği olduğuna inanıyorum. Gençlerbirliği bence kazanır. Çünkü Gençler Birliği bu sezon puan kaybettiği maçlarda bile son derece iyi performanslar sergiledi. Benim değerlendirmem. Hemen altında malatya gösteri maçı var. Burada da e, Malatya e, en son ne zaman maç kazandı ya da e, puan aldı diyelim hatta. Malatya e, maalesef ki evlere şenlik diyebileceğimiz bir performans ortaya koyuyor. Göztepe-Trabzonspor'a e, geçen hafta farklı kaybetmesine rağmen e, bu maçın mutlak favorisi hı. olarak görüyorum. Denizli-Beşiktaş maçı. Açıkçası normal şartlarda, normal şartlarda Beşiktaş e, kazanır dememiz gerekiyor. Hani e, tarihi şampiyonlukları, futbolcu kadrosu vesaire derken, ama e, Beşiktaş'ın son performansı, Beşiktaş'ın yaşadığı mali sıkıntılar, e, oyuncuların yaşadıkları problemler, maçın deplasmanda olması gibi e, kriterleri yan yana koyduğumuzda ortada bir maç. Açıkçası ben Denizli Spor kazanırsa a nasıl oldu demem. Hı hı. O kadar da vahim bir durum Beşiktaş cephesinden bakarsanız. Peki o zaman muhtemellere de göz atalım biraz. Beşiktaş Tabii. adına nasıl bir muhtemel 11 sahaya çıkacak? Hı hı. Yorumlayacağız. Rica edelim ekranlarımıza taşıyalım. Ben Özellikle, ben de merak ediyorum. E, kanatlardan yapılan bindirmeler biraz etkisiz kalıyor. Kanatlarda problemleri var vesaire gibi. E, bir takım yorumlar yapıldı biliyorsun. Son dönemler adına. Genel olarak da yapıldı. Son maçlara keza öyle. Geliyor yavaş aşağı yavaş ekranlarımıza. Yani farklı bir tercih yapma noktasında beklenti nedir Sergen Hoca'dan? Tabii elindeki kadroyu da düşünmek Beşiktaşı, lazım. Doğru mu bu 11? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu 11 doğru mu? Bu 11 doğru. Neye göre doğru? Sergen Hoca'nın 11'i bu. Muhtemel muhtemelen en doğru kadroyu çıkaracaktır bir kere. Bütün bu kriz içinde Beşiktaş'ın en büyük iki şansı Sayın Çebi ve Sergen Hoca hakikaten e, gönül isterdi ki inşallah da devam eder. Mesela Samet Hoca aynısını yaşamıştı. Hı hı. Feda döneminde Beşiktaş işte öz evladına sarılmıştı. Ama feda bittikten sonra işte bir işler efendime söyleyeyim e, Şenol hocalar geldi. Ben yerli teknik adama daha sıcak bakıyorum. İnşallah e, bu kriz dönemi Sergen Hoca aşarlar ve sonraki e, sefa dönemi diyeceğimiz süreçte Sergen Hoca ile geçirdiler. E, tırnak içinde söylüyorum Beşiktaş'ın bu sezonki yediği en büyük kazık kadroda yok şükürler olsun diye bir. Yani e, bu kadar yüksek beklenti ve bu kadar ancak bu kadar büyük hayal kırıklığı yaşatabilirdi. Bu kadro doğru mu? Bu kadro e, şu anda hocanın dediği en iyi kadro olarak görünüyor. E, sakatlıklardı, cezalılardı, efendim e, farklı sıkıntılar yaşayan oyunculardı, ekonomik, psikolojik sıkıntılar yaşayan oyunculardı. Dolayısıyla gelinen noktada mecbur kaldığınız kadro bu. Bu kadro iş yapar mı? Yapar. Aslanlar gibi de yapar. Orada mesela o 33 numaralı Rıdvan bana çok büyük hayaller kurma umudu veriyor. Hı hı. Öte yandan 35 yaşında Sağbek'te oynayan Gökhan. Yani e, Gökhan Fenerbahçeli midir, Beşiktaşlı mıdır ben buna bakmıyorum. Gökhan giydiği formun hakkını vermek için elinden geleni yapan bir oyuncu. Bir de orada son olarak söyleyebileceğim Enkudu. Yani Atiba'ya zaten söyleyecek bir şeyim yok. Maşallah diyelim. Enkudu bence çok yüksek potansiyeli olan ama e, uyum süreci ve e, kadrodaki, yönetimdeki kadrodaki değişiklikler dolayısıyla gerçek potansiyelini sergileyememiş. Ama e, doğru bir takımda Beşiktaş'a çok daha fazlasını verebilecek bir oyuncu görüntüsü çiziyor benim için. Denizli Spor'un da 11 Ekranımıza gelecek konuşalım, değerlendirelim. Ya yani normal şartlarda kağıt üzerinde Beşiktaş favori diyorsun ama bu maçta Derince Spor'u biraz adım ha, önde mi görüyorsun? Normal, normal şartlarda, şartlarda derken yani efendim geçmişiyle, başarılarıyla Aynen. ki eee iki sezon Galatasaray'ı bir kenara koyarsanız Beşiktaş'ın iki sezon şampiyonluğu var. Beşiktaş'a hani tarihine söz laf söylemek bizim haddimize değil. Şimdi bu kadro bir önceki kadroyla kıyaslarsanız belki isimler daha geride duruyor. Ama takım yapısı olarak bakarsanız bu kadro daha güçlü. Kim ne Yani e, orada Burak var, burada Rodega var. Kafa kafaya oynarlar mı? performans anlamında, mevcut durumda? Oynarlar, görünen o. Öbür tarafta Olcay, Ayı Saati ikilisi bu hücum hattını destekleyebilecek yapı. Savunma yapısı daha güçlü, daha dirayetli görünüyor bence takım görüntüsünden bahsediyorsak Denizli kendi sahasında hı hı. bugün e, Beşiktaş'ı İstanbul'a puansız yollayabilecek her şeye sahip. Burak Yılmaz dönüyor ondan beklensin ne? İdmanlarda bu arada çok e, formda oldu. Ya şöyle İmizde söyleyeyim oldu. Şeyden, Burak e, benim böyle hani insan sevdiğine sistem edermiş. O bakış açısıyla değerlendiği futbolculardan bir tanesi. E, Burak Dört büyükler tabir ettiğimiz grubun hepsinde forma giydi. Hı hı. Fenerbahçe performansı belki yaşının da e, getirdiği süreçte çok e, parlak olmadı ama e, Trabzonspor'da inanılmaz işler yaptı. Galatasaray'da çok önemli katkılar sağladı ama e, Burak benim Beşiktaş'ta özdeşleştirdiğim bir isim. Ve e, normalde golcü diyeceğiniz oyuncu futbol e, hayatının son demlerine girmişken top saklayan, top dağıtan, arkadaşlarını alan boşaltan, çok daha fazlasını veren bir kimliğe büründü. Yani Burak bu özelliklerini 23 yaşında sergileseydi, biz <laughs> o Dünya Kulübü dediğimiz takımlardan birisinde bilmiyorum belki Premier Lig'de, belki La Liga'da e, çok büyük takımlardan birinde Burak'ı izleyebilirdik. O anlamda e, kızdığım, kırıldığım bir oyuncu ama e, bana verdiği mesaj şu ki sahada olduğu sürece Maksimum'u performansını Beşiktaş'ın verecektir. Peki son olarak şunu sorayım Trabzonspor'a da geçeceğiz. Hı hı. Yani 27. hafta haftadaki maçtan sonra Sergen Hoca aslında oyuncularına biraz sistem etti ve bir değişim sinyalinden bahsetti. Sen Hocanın sözlerinden ne çıkardın? Galiba birkaç kişiyle yollar ayrılacak. Listeler ortaya atıldı Birkaç kişi değil. Birkaç kişi değil. birçok isimle yollar ayrılacak. Ki bence de Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanma ihtiyacı var. Hı hı. Yani Beşiktaş Yıldız isimlerle değil e, takım için her şeyini ortaya koyacak isimlerle yani Trabzonspor'un da madem Trabzonspor'a geçeriz Trabzonspor'un yaşadığı mecburen yaşadığı süreci Beşiktaş'ta Hı. aynı şekilde e, yaşayacak gibi görünüyor. İnşallah doğruyu bulurlar ki tekrar vurgulayalım hem Sergen Hoca'ya sahipler hem de evet. Sayın Çebi gibi başkanları var başarılı olabilirler. Peki geçelim Trabzonspor'un gündemine. Trabzonspor'un sayfaları <laughs> ekranlarımıza gelecek. Sabah gazetesinin 16. sayfasında Yunus Erimesel imzalı bir haber var. Onunla başlayalım istiyorum. Kim olduğumuzu ve gücümüzü biliyoruz. Sabah konuştu Trabzonspor Başkanı. Sezonu kupayla bitirmek istediğini söyledi. Orada Mavi ekibin kendini bulduğunu söyledi. Bir başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Hayal etmeye ve hayal uğruna Ter dökmeye devam ediyoruz. Sabah gazetesine yapmış olduğu açıklamalar, ana hatlarıyla bunlar. Şimdi 27 haftada kaydettiği 62 gol var Mehmet ve liginde en skorer takımı 8 gol daha bulursa 2010-11 sezonunu geride bırakacak.